بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيز برادرلار، sizler bilen biz Tavbe suresinden ders kılıp örgenişlikte devam etmemiz. O'tgan dersimizde Allah Subhanahu ve Taala'ni müminlerge kafirler bilen dost tutunmaslik, hatto u kofirlar otamiz, farzandlarimiz, yoru birodarlarimiz bo'lsa ham ularni do'st tutib olmaslikni buyrug'i haqida so'z yuritib bordik. Va Alloh subhanahu va taolo o'zini va rasulini va uning yo'lidagi jihodni bu yer yuzidagi inson uchun eng aziz bo'lgan ota-onasi, farzandi, yoru birodari, ishlab turgan tijorati, yeri, vatani, mana bu narsalardan ustun qo'yishlik kerak ekanligini, agar Alloh va rasuli va uning yo'lidagi jihodni shu narsalardan ustun qo'ymas ekan, u kishi Allohning azobiga duchor bo'lishligi haqidagi oyatini o'rganib chiqdik. Va shundan keyin Alloh subhanahu va taolo mu'minlarga Hunayn jangidagi voqealar va u kunidagi ashoblarning qalblaridan o'tib qolgan g'urur va shu sababli orqalarini qilib qochishliklari va so'ngra Alloh subhanahu va taolo ularga sukunat nozil qilib, Alloh subhanahu va taolo tarafidan insonlar ko'rmaydigan kuch, nusrat yuborilganligi haqidagi oyatini o'rganib o'tdik. Bugun Alloh subhanahu va taoloning izni bilan yana Alloh subhanahu va taolo o'ziga sevimli bo'lgan insonlarni eng oliy maqom bilan xitob qilib, ya ayyuhallazina amanu, ey Allohga iymon keltirganlar deb boshlangan xitobi bilan Robbul alaminni, olamlarning yaratuvchisi bo'lgan Alloh subhanahu va taoloni yana mu'minlarga xitobi bilan boshlanadigan oyatlarni o'rganamiz. O'tgan darsimizda ham eslatib o'tdikki, Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhu marhamat qilib aytganligini, qachoniki Robbul alamin, ey Allohga iymon keltirganlar deb nido qiladigan bo'lsa, quloq solgin. Chunki Alloh seni bir narsadan qaytaradi yoki bir narsaga buyuradi. Bugungi o'rganadigan oyatimizni ham boshida Alloh subhanahu va taolo o'zini mu'minman deb, iymon sohibiman deb, Alloh va rasuliga iymon keltirganman, o'zot bergan xabarlarga iymon keltirganman, oxiratga iymon keltirganman deb da'vo qilayotgan insonlarni shu sifati bilan Robbul alamin chaqiryapti. Ya ayyuhallazina amanu innamal mushrikuna najas. Ey Allohga iymon keltirganlar, albatta mushriklar najosatdir. Ularning najosatligi Alloh subhanahu va taoloni ibodatida bir arzimagan maxluqni olamlarning Robbisiga tenglashtirishganligi va Alloh uchun xos bo'lgan ibodatlarni boshqa bir maxluqlarga ham sarflashligi va Robbul alaminni ulug'lashlik o'rnida boshqa bir ulug'lashlikka arzimaydigan nuqsonlik maxluqlarni ulug'lab yurganligi jihatidan ular najasdir. Ularning qalblari najasdir. Ularning qilayotgan amallari najasdir.
her kança ularının körünüşlükleri, boylukları, medeniyeti, yaşat durgen joylarının tozaligi, bedenlerinin tozaligi. Bunu bu Rabbul Alemin yakiliyetken ibadetleri de başka bir mahluklarına yönelgenliği sebebiden hiç hem ularının çırayları, ularının yürüyüş duruşları itibarga alınmazdan ularının Rabbul Alemin, ular necestir deyip ilan kılıyordu. Biz hem bu Rabbul Alemin'le bu kitabıya kulak takan halette ve Rabbul Alemin özünü kitabıda müşriklerini sıfatlayan sıfatlar bilen sıfatlar bu müşriklerini Rabbul Alemin'e ibadette şerik kiltirirken müşriklerini necestir batıymış. Ve ularga düşmançiligimizi, ulardan tok ekenligimizi ve ular kılıyetken işlerge biz gazap kılıçligimizi ta ularının şirkleri yeryüzü de yok bol çetkünge kadar ularga karşı cen kılıçligimizi ilan kılamız. Çünkü Allah Subhanehu ve Teala uzun kitabı da innemel müşrikune necas. Bu müşrikler necastır. Bunlar napaktır. Kalpleri napak, amelleri napak derdi Rabbul Alemin bizge haberini veriyordu. Şimdi Rabbul Alemin müminlerge bir buyruğdu veriyordu ki bu orunda فَلَا يَقْرَبُ الْمَهْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا. Hicretini 9. yıldan başlar Allah Subhanehu ve Teala bizge bir hükümünü nazil kılgen. Hazır bu hükümünü men okur iken men. Hakiki özünü mümin men degen insanlar Rabbul Aleminle bu hükmünü yed bilen taymal kılıyakkenliğini kılamın. Allah Subhanehu ve Teala bu yıldan başlar bu pak Mekke-i Mükerreme Mescid-i Haram'a bu müşrikler yakınlaşmasın diyordu. Allah Subhanehu ve Teala hüküm veriyordu ki bu müşrikler Mescid-i Haram'a girişliği mümkünmez. Bu müşrikler bu uluğ caylarda hakiki mu'minler ibadet kıladigan caylarda müşriklerinin yollanışlığı umumen caiz mesleğini bayan kılıyordu. Lekin afsuslar bulsun ki hazır ki günümüz yakarıydıgan bu şey Mescid-i Haram, İkki Haramayn, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in mescidi. Mescid-i Haram, Mekke-i Mükerreme, Uluğ caylar, Medine. Hazır ki günde kimler ne koluya kapketti? Ey özünü iman sahibi mümin diyen insanlar, fikir kılıyorlar. Allah Subhanehu ve Teala bir yine mescidke girişlik numlarını kaytar yaptı. Lekin hazır ki günde, müşrikler tolip gitti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in şehrini. Medine'nin müşrikler tolip gitti Medine'de. İslam düşmanları tolip gitti. O yerge muvahhid var o. Ne kollu biraderler. Bu ayet müminler geldi. Bu ayetke müminler amel kılıçlığı gerekti. Mescid-i Haram'dan müşrikler de haydar çıkarışlıkları gerekti. Lekin İslam'ın zayıflığı şu dereceye yetip geldi ki İslam ricalları kollarıya kural ona geldiği Allah Subhanehu ve Teala'nın buyrukları bile yaşayamayak geldiği sebebiden bu Mescid-i Haram'lar gibi raderler müminler yakınlaşamaya kaldı. Muvahhidler yakınlaşamaya kaldı. Müşrikler eğer muvahhidler o yerine kirip kaladıkan bu sesicin kılıp kamat. O yerlerden haydar çıkar yaptı. Ey özünlü Müslümanlar İman sahibi ben denen insan bu Rabbul Aleminle bu ayetliğe itibar vergin. Allah Subhanehu ve Teala bu yıldan başlar Mescid-i Haram'a müşrikler yakınlaşmasın diyor. Ve Allah Subhanehu ve Teala bu ayetini nazil kılgende Mescid-i Haram'ı asosiy ticaret işleri bilen gürkiret sürgen uşbekte müşrikler idi. Ular hac ayı da her hıl ticari neselerini alıp gelip Mekke'de satıp ticaretleri Mekke ahli de yürüşer idi.
Mana bu hükümle Allah subhanahu wa ta'ala nazil kılıp durup bu o şey zamandaki sahabelerinin bazılarını kalplerinden otup kalken eğer indi bu yıldan başlayıp müşrikler kimin kola digen bosa bizim trikçiligimiz nima boladı digen narsalar otup kalkenliğini bildi de Allah subhanahu wa ta'ala bu buyruğunu arkasından ve in khiftum aileten فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم أجل سيزلر كم بغلقدن قرقشيلر و مشركلرن تجارت إشلر تختب قلشلق سببدن سيزلر كم بغل بولب قلشلق نخوص قرقشيلر فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء الله سبحانه وتعالى أجل حقليد ينبسى o'zini fazli bilan sizlarni boyitib qo'yurgan. Sizlar bu mushriklarga baroatinglarni e'lon qilib, bu mushriklarga dushmanchiliginglarni e'lon qilganligingizdan keyin sizlarga har xil musibatlar yetishligi, kambag'allik, har xil qiyinchiliklar yetishligidan qo'rqmanglar. Buni ochiq-oydin e'lon qilinglar mushriklarga. Allah subhanahu wa ta'ala agar sizler kambag'allikdan qo'rqayotgan bo'lsanglar, o'zini fazli bilan sizlarni boyitib qo'yur deyapti. Albatta, Allah subhanahu wa ta'ala alim bo'lgan, barcha narsani biluvchi bo'lgan va o'zini hukmida hakim bo'lgan, hikmatli bo'lgan zotdir deyapti. Ha, Allah subhanahu wa ta'ala'ni bu oyatini yeryüzüde kayın kılıçlık hammamızga nasip kısın. Yani Allah subhanahu ve ta'ala قَاتِلُوا الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِنُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْتُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ Allah subhanahu ve ta'ala yana o'zini mu'minman degan, musulmonman degan, Alloh subhanahu va taolo mening Robbim, kitobim meni Qur'on, dinim Islom, payg'ambarim Muhammad sallallohu alayhi va sallam degan mu'minga buyurib aytayaptiki, qotilu, jang qilinglar deb buyuryapti. E'tibor beringlar birodarlar. Qotilu kalimasi qotala yuqotilu bu jang qilishlik ma'nosida. Alloh subhanahu va taolo bu oyatda mu'minlarni qo'liga qurol olib, kofirlarga qarshi jang qilishlikni buyuryapti. Va ularni qatl qilib o'ldirishlikni buyuryapti. Nimaga? Alloh subhanahu va taolo sababini ham bayon qilyapti. Qotilul ladina la yu'minuna billah. Allohga iymon keltirmagan va la bil yawmil axir oxirat kuniga iymon keltirmagan. Ha, Allohga oxirat kuniga iymon keltirmaslik ularga qarshi jang qilishlikka sabab bo'ladi. Endi yana e'tibor berib oyatni davomini o'rganadigan bo'lsak, va la yuharrimuna ma harramallohu va rasuluhu. Alloh harom qilgan narsalarni harom qilmayotgan va haq din bilan, ya'ni haq din bilan, islom dini bilan, Alloh va rasuli tarafidan kelgan islom bilan dinlanmayotgan insonlarga qarshi jang qilinglar. Allohga iymon keltirmaslik, oxiratga iymon keltirmaslik, Alloh harom degan narsalarni harom demaslik va Alloh subhanahu va taoloni diniga asosan yashamaslik ularga qarshi jang qilishlik uchun sabablar yetarli bo'lgan ishlardir. Endi Alloh subhanahu va taolo mana bu mushrik kofirlarning ichidan allazina utul kitob, ya'ni kitob berilgan insonlarga qarshi jang qilinglar. Alloh subhanahu va taolo yuqoridagi barcha sifatlarni ahli kitoblarga nisbat beryapti. Chunki ahli kitoblar ularga kitob berilgan edi, ularga payg'ambar kelgan edi, ularga ogohlantirilgan edi.
lekin ular Allohga oxirat kuniga Alloh harom qilgan narsalarni harom qilmaslik, Alloh subhanahu va taolo tarafidan kelgan nizomga itoat qilmasligi sababidan u ahli kitob yahud va nasorolarga qarshi jang qilinglar deyapti. Hatto qachongacha Alloh subhanahu va taolo 1 yil, 2 yil, 3 yil vaqt bilan belgiladimi? Yo'q. Alloh subhanahu va taolo bo'yib ketgan paytinglarda dedimi? Yo'q. Alloh subhanahu va taolo bu yerda jang qilishlikni oxirgi nuqtasini bayon qilib aytayaptiki, hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum sagirun. U yahud va nasorolar birodarlar, qo'llari past bo'lgan, kichkina bo'lgan holatda sizlarga jizya bermagunga qadar ularga qarshi jang qilinglar deydi. Allohu akbar. Alloh subhanahu va taoloning buyrug'i birodarlar. Hozirgi kunimizda shu yahud va nasorolarning malaga bo'lgan ahli ilmlar hozirgi paytda jihod qilishlik mumkin emas, hozirgi paytda qurol ko'tarishlik mumkin emas deyotgan o'zini qo'shtirmoq ichida olim deb atayotgan insonlar bu oyatlarni o'qimagan deb o'ylaysizlar. Yo'q. Ular o'qishgan, lekin Alloh subhanahu va taoloning buyruqlarini o'xlab, uni bu tog'utlarning buyruqlariga itoat qilishyaptilar. Va Alloh subhanahu va taolo bu yahud va nasorolarni yana biz uchun qilmishlarini bayon qilib, agar mu'min uchun, muvahhid uchun ularni yomon taraflarini ko'rsatsa ularga bo'lgan nafrat uyg'onishligi sababidan Alloh subhanahu va taolo haqiqiy muvahhidni nafratini uyg'otadigan narsa shirk ekanligini bilib turib, u yahud va nasorolarning qilmishlarini bizga bayon qilyapti. Nimaga? Mu'minlar bilsin, muvahhidlar bilsin, ularga qarshi nimaga jang qilayotganliklarini. Alloh subhanahu va taolo xabarini berib aytayaptiki, va qolatil yahudu Uzayr ibnulloh. Yahudiylar Uzayr Allohning o'g'li. Va qolatin nasoro al-masih ibnulloh. Nasroniylar Masih Iso alayhissalom Allohning o'g'li deyishdi. Zalika qawluhum bi afwahihim. Ana o'sha o'zlari o'ylab topgan gaplari, og'izlari bilan aytgan gaplari. Yudohiuna qawlal ladina kafaru min qabl. Bu so'zlari bilan o'zlaridan avvalga o'tgan mushriklarga o'xshashdi. U mushriklar ham Alloh subhanahu va taoloni Allohga o'g'il, Allohga farzand nisbat qilishgan edi. Alloh subhanahu va taolo ya har xil loyiq kelmaydigan sifatlarni sifat berishdi. Ulardan avvalgi o'tgan payg'ambarlarning davridagi mushriklar. Bu yahud va nasorolarning ham so'zlari o'zlaridan oldingi o'tgan mushriklarni qilmishlari bilan bir xil deyapti Alloh subhanahu va taolo. Qotalahumulloh. Alloh ularni qatl qilsin. Anna yufakun. Qandayam ular haqni botirga almashadi. Ular qandayam ularga haq nozir qilgandan keyin Allohning hukmini qo'yib o'zlarini nafslari xohlagan tarafga burilishadi. Alloh ularni qatl qilsin hozirgi kundagi murtadlarni ham. Robbul alaminni hokim ekanligini, yer yuzida islom bilan yashash mumkin emasligini bilib turib, har xil vaziy demokratiya boshqa qonunlar bilan hukm qilib yer yuzini fasodga to'ldirganliklari sababidan Alloh ularni qatl qilsin. Ha, bu hozirgi zamonamizdagi mushriklar ham shu bobolari yahud va nasoro Makka davridagi mushriklarga o'xshaydi. Ular Alloh subhanahu va taoloning hukmiga tushunmoq bilan qarshi kurashadilar. Lekin Alloh subhanahu va taolo o'zini ishida g'olib kelgan zotdir. Yana Alloh subhanahu va taolo mu'minlarni yahud va nasorolarga qarshi go'yoki ularni ayblarini aytib qayrayaptida ittahozu ahbarohum va rahdanahum. Ular o'zlarini, olimlarini Allohni qo'yib rob qilib oldilar. Zalmati ibn Maryam va
Maryamning o'g'li Masihni rob qilib oldilar. Ular iloh deyishdi. Iso alayhissalomni iloh deyishdi. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا لَكِنْ أُولَر الله سبحانه وتعالى onu yakka özüge ibadet kılıçlık üçün yine buyurulgen ediler. Ular Allah'ka ibadetine halis kılıçlık üçün yine buyurulgen ediler. لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ O zattan özge sığınılışlıkke layık zat yok. سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ O müşrik insanlar Şirk kılıyken narsalardan Rabbul Alemin tosir diyor. Ha, bu ayetini biz tadabbur kılıp örgene çıkadığın bu tek aziz braderler, bu Yahud ve Nasaralarını, uzlarını, rahben, ahbar, bu alimlerini Rab kılıp üşlep alıştıkları, İsa Aleyhisselam'ı ilah dev alıştıkları, bunlar katil kılınışlıkıya sebep, yeterliyse sebeptir. Hozirgi kunimizda ham zamonamizdagi mushriklarning holatiga ham qaraydigan bo'lsak, o'zlarini peshvolarini iloh qilib olishgan. Peshvolari haromni halol qilib bersa, itoat qilib ketishadi. Halolni harom qilib bersa, itoat qilishadi. Lekin bu mushriklar ham Alloh subhanahu va taologa yakka o'ziga ibodat qilishlik uchun buyurilgan edilar. Ha, Alloh subhanahu va taolo ularni qilmishlarini fosh qilib tashladi bu kitobda. Ha, mu'minlar hayron ummat emaski, nimaga endi biz ularni qatl qilamiz degan savolga ham Robbul alamin javob beryapti. Ular Uzayrni Allohning o'g'li, Iso alayhissalomni Allohning o'g'li, ular Allah haram degan narsani haram qilmaydi, islom dini bilan dinlanmaydi, oxiratga iymon keltirishmaydi. O'zlarini olimlarini rob qilishgan, Iso alayhissalomni iloh deyishgan. Ular Allohgagina ibodat qilishlik uchungina buyurilgan edi. Endi ularni mana bu qilmishlari sababli qatl qilinglar deyapti. Yana Alloh subhanahu va taolo quyidagi oyatda yuriduna an yutfi'u nurallohi biafwahihim وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُطِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ Ular, kafirler, müşrikler, münafıklar, Allah'ın nurunu, Allah subhanahu ve ta'ala'nın nurunu, ağızları bilen fudat, ötürüşlikini hakladı. Ular, hazır ki kimde hem müşrikler, kafirler, Alloh subhanahu va taoloning diniga shunday dushmanchilik qilishyaptiki, lekin bu din Alloh subhanahu va taoloning nuri. Allohning nurini, shunday Alloh subhanahu va taolo bu islom dinini, bu tauhid yo'lini shunday bir bizga tamsil joiz bo'lsa, shunday o'xshatyaptiki, bir lampochkadagi chiroqni suvda o'chirmoqchi bo'layotgan insonga o'xshatyapti. Aqlli inson bir lampochkani suvda yotgan insonni ko'rib kuladi. Sen nima qilyapsan ey ahmoq? Sen shu suvda shu lampochkani o'chirib olishlikka qodirmisan deb kuladi. Ha, hozirgi kundagi mushrik kofirlar ham bu Amerika, bu Rossiya, bu butun dunyodagi kofirlar Robbul alaminni dinini yo'q qilib olishlik uchun kurash boshladi. Yo'q. Bular Allohning nurini suvdab o'chirmoqchi bo'layotgan insonlar kabidir. Va Allohu illa an yutimma nurahu. Alloh subhanahu va taolo o'zini nurini tamomiga yetkazishlikni xohladi. Valau karihal kafirun. Agarki kofirlar buni karih ko'rsa ham. Huvallazi arsala rasulahu bil huda va dinil haqq. لِيُظْهِرَهُ عَلَى دِينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ وزاد الله سبحانه وتعالى وزن رسول محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى هداية بلان ودين الحق حق اسلام بلان يبارده لما اجم يبارده اضراد الله الله سبحانه وتعالى بلقى سبب اليمات يبت لِيُظْهِرَهُ عَلَى دِينِ كُلِّهِ جَرْيَ بِذَكَ بَرْكَ دِينَ لَبَّنْ أَوْلِي بُلِشْلِكُ
üstün kelishlik uchun Alloh subhanahu va taolo bu dinni yubordi. Albatta bu din barcha dinlardan oliy bo'ladi inshaalloh. Va hozirgi kunda oliy bo'lishni boshladi. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning davrida oliy bo'ldi, ashoblarning davrida oliy bo'ldi. Hozir ham alhamdulillahi robbil alamin. Alloh subhanahu va taolo bizga xilofatni qaytib berdi. Alloh o'zini dinini tamomiga yetkazib, mana Alloh subhanahu va taolo yer yuzida islomni oliy qilishlikni boshladi. Walau karihal mushrikun. Agarki buni mushriklar yomon ko'rsa ham. Ha, hozirgi zamonamizda ham din oliy bo'layotganligini ko'rib, xilofat o'rnatilganligini ko'rib, Allohning hukmlari yer yuzida joriy bo'layotganligini ko'rib, hududlar olinib, kofirlarga qarshi janglar, kofirlarni tinchligi yo'qolayotganligini ko'rib, islom uyg'onishni boshlaganini ko'rib, islom sherlari qo'llariga qurol olib barcha joylarda takbirlar aytib, kofirlarni qon qaqshatayotganini ko'rib, mushriklar bu bo'layotgan voqealarni karih ko'rishyapti. Ha, valav karihal mushrikun. Agarki mushriklar karih ko'rsa ham, Alloh subhanahu va taolo bu dinini barcha dinlardan ustun qiladi. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant va astag'firuka va atubu ilayk.